Bu 4 numaradan. Bu da Şükrü Bey derinki. Hepsi bu kadar mı? Bu kadar efendim. Şükrü Bey de verirken söylendi vallahi. Ne oluyor ya dedi. Soygun bu dedi. Artık doğal gaz değil, para yakıyoruz dedi. Doğru söylüyor adam. Cenab Beyler mutlaka vermiştir efendim. Veremediler efendim maalesef. Ya o hırsız? Sedat Bey mi? Nerede? Hem vermedi hem de sizin için ağzına geleni söyledi. Bak şu terbiyesize. Çabuk söyle ne dedi? Cenab Beyler gördünüz mü Cafer Bey? Ne yapıyorlar? Bir dakika efendim, konuşuyoruz. Başlatmayın şimdi Cenab Beyinizden. Çabuk söyle. Ne dedi o ahlaksız? Onu söyleyemem efendim, terbiye müsait değil. Zaten kendinde değil, dağıtmış adam. Dağıtmıştır tabii. Çoktandır çalamıyor çünkü. Acaba ne zaman başlıyormuş programları? Ne diyorsunuz efendim? Ne programı Allah aşkına? Cenab Beylerin programını soruyor herhalde. Gördünüz mü efendim, Cafer Bey anladı. Nasıl bir programmış acaba? Müzikli falan mı? Vallahi efendim şimdi ne söylesem yalan olur. Aydın Bey de pek bir şey anlatmadı. Evladım bırak şimdi sen de programı falan. Buyurun efendim, buyurun. İyi günler, rahatsız etmiyorum ya. Hayır efendim, hayır. Ayla Hanım da sizi bekliyordu zaten. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk şekerim. Ben şimdi bir model beğendim. Bir de sen bak bakalım beğenecek misin? Oo, elbise mi diktiriyorsunuz Ayla Hanım? Evet Cafer Bey. Selim Hanım gece elbisesi dikecek bana. Oh, güle güle kullanın. Hadi evladım, hadi. Verdin hesabını, yürü. Başlıyor. Cenab Bey'i görürseniz söyleyin, uygun bir zamanda ziyaretlerine geleceğim. Başlıyor efendim, söylerim. Hiçbir şey söylemiyorsun. Dışarı, hadi dışarı. Derhal efendim. İyi günler. Ayla Hanım, siz de hiçbir yere gitmiyorsunuz, duydunuz mu? İstediğim yere giderim efendim. Karışamazsınız siz bana. Şuna bir baksana da. Ayla Hanım. Bakın vallahi çok fena olur. Konuşturmayın şimdi beni Sevim Hanım'ın yanında. Konuşmayın siz de o zaman efendim. Bakayım nasıl bir şey? Bak şunu. Nasıl, beğendin mi? Çok hoş. Hayır efendim. O katkiyen olmaz, yakası fazla açık. İsterseniz tesettüre gireyim sizin için efendim. Bu olacak Sevim Hanım. Belki Cenab Beylerin kokteylini de giyerim. Sübhanallah. Karar verdiysen ölçülerini alayım. Verdim efendim, alın. Tamam. Sabri Bey, kusura bakmayın biz de hala aidatımızı ödeyemedik ama Allah sizi inandırsın. Vallahi uçan kuşa bile borcumuz var. Önemi yok efendim. Zaten yarın öbür gün doğalgazı keserler. Ondan sonra sen sağ ben selamet. Biz verelim Sevim Hanımların aidatını efendim. Sonra dikiş parasından düşeriz. Dikiş parasından mı keseriz? Allah Allah, nereden çıkarıyorsunuz efendim? Kaç para tutacak ki o uyduruk elbisenin dikişi? Cafer, çabuk çabuk, hiç Muvaffak Bey'i muayene ederken görmeden getirdim vallahi. Bu Türkan Hanım'ın çikolatalı kahvesine. Gül kaçma gül, gel bir öpücükler, gel öpücükler bana. Ne diyor bu yine? Şişt, bana bak, yettin ha. Vallahi gırtlağını sıkıvereceğim şimdi senin ahlaksız. Rahat dur Cafer, uykum var, uykum. Aa, tüh, rezil. Çıkarmayacağım seni bir daha buraya. Evde kal da aklın başına gelsin. Evde değil, evde değil. Bunu Taliban'ın hapishanesine atmak lazım, ahlaksızı. Sevim'i gördünüz mü? Sabri Bey nerede Cemil abi? Ayla Hanım'ın ölçüsünü alıyor. Gel o zaman. Onun işi bitene kadar birasına iki el tavla oynayalım. Olmaz Cemil abi. Sabri domuzu fırça atmak için bahane arıyor zaten. Ah işte tam orası hanımefendi. Ara sıra keskin bir sancı giriyor. Artık gaz sancısı mı, safra kesesi mi bilemiyorum. Anlayacağız Muvaffak Bey, anlayacağız. Merak etmeyin. Bir de sırtınızı da dinleyeyim. Derin nefes alın. Derin nefes. Tutun, bırakmayın. Evet, iştahınız nasıl Muvaffak Bey? Fena sayılmaz hanımefendi. Son zamanlarda lokmalar boğazıma diziliyor. O televizyonda karlar altında aç bir ilaç yatan insanları görünce çok kötü oluyor. Ah geldin mi Gül? Reçetem kalmamış. İçerideki dolapta olacak Türkan abla, bakayım. Kızıl kime bakıyor? Muvaffak Bey içeride. Aa sen miydin hoca, geçmiş olsun. Neyin var? Daha bilemiyoruz Cemil Bey.
Ara sıra şurama keskin bir sancı saplanıyor. Eyvah, orası kötü. Bizim Balat'ta bir Süleyman abi vardı, benzetmek gibi olmasın. Orası ağrıyordu, iki ayda gitti rahmetli. Hasbenallah. Yani Cemil Bey, siz hep gelin buraya. Hastalarıma çok iyi moral verirsiniz. Veririm. Benim adım Cemil. Hiçbir şeye üzülmeye değmez bir ölümlü dünyada hoca. Değil, tavla oynayalım mı ha? Ben sol tarafta oturayım canım için. Benim sol profilim daha iyi. Nasıl istersen abi. Benim için fark etmez. Ben sağdan da soldan da yakışıklı görünürüm. Bence ikiniz de ayakta durun. Neden emin için? Program tutmazsa kaçması kolay olur. Saçmalama bak. Çekeceğim kulağına. Programın tutmama olasılığı var mı canım için? Kesinlikle yok abi. Bir kere güncel, seviyeli, ilginç. Programın hiçbir eksiği yok. Bence var. Kızlar eksik. Kızlar? Evet abi. Bulacaksınız şöyle soyunup dökülen 2-3 tane çıtır kız. Olur mu Sıtkı abi? Biz kadınlara seslenen bir program yapıyoruz. Evet, bizim hedef kitlemiz kadınlar. Yoksa benim bu programda ne işim var? Canım abi, canlarım diyerek 2 numaralı bakışını patlattın mı bütün kadınlar eriyecek. Siz beni dinleyin. O çıtır kızlar olmadan bu program tutmaz. Tutar abi. Bak nasıl tutturacağız göreceksin. Ben öyle ucuzluklara tenezzül etmem İpekciğim. Prensip meselesi. Ya prensip dedik de aklıma geldi. Biz bu ücret meselesini hala konuşmadık. Konuşuruz abi, acelesi mi? Ayrıca ilk bölüm çekildikten sonra bütçe belirlenecek. Yanılıyorsun canım. Ücret belirlenmeden ilk bölüm asla çekilmeyecek. Yapma abi. Ne olursa olsun radyodan aldığının 2-3 katını alacaksın. Bu paraya ihtiyacımız var. Ben para için her şeyi yapan insanlardan değilim. Prensip. Prensip. İyi günler. Ne oldu Cafer? Kayınbabam selam söyledi. Hesabı hemen ödesinler diyor. Sabri Bey de aidatı istiyor, acilmiş. Gördün mü canım abi? Şu prensiplerinden birkaç tane ver de borçlarımızı ödeyelim. Tamam, tamam. Kapatacağız. Selam söyle. Öpüyorum yanaklarında. Belki annemin yüzünden bilmiyorum ama nefret ediyorum şu kavgalardan. Ben de hiç hoşlanmıyorum. Şu 3 gün nasıl zor geçti Zeynep anlatamam sana. Çok aradım canım. Ben de Ali'yi çok özledim. Ara sıra kavga ediyoruz ama yokluğuna hiç dayanamıyorum. Biraz da kıskanıyorum galiba. Bir şey sorabilir miyim? Sor tabii. Senin de arada sırada Cem abiyi kıskandığın oluyor mu?